Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinizde olsun. Cenab-ı Allah bizleri sevdiği ve razı olduğu kulların cümlesine ilhak buyursun. Değerli dostlar, Efendimiz Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam oruç tutan insanlarla ilgili olarak, Müslümanlarla ilgili olarak hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmakta bizlere. Oruç tutan insanın, oruçlu kişinin İki tane sevinci söz konusudur. Birinci sevinci dünya boyutudur. İkinci sevinci ise ahiret boyutudur. Dünyadaki boyutu itibariyle o oruçlu olan insan sabahtan akşama kadar aç kalmıştır, susuz kalmıştır. Allah'ın emrini yerine getirmiştir. İftar vakti zamanında ise iftarını açtığında işte bu huzur ve mutlulukla bir sevinç hisseder. Çünkü o Allah'ın bir farzını yerine getirmiştir. O, Allah'ın kendisinden beklediği vazifeyi, sorumluluğu yerine getirmiştir. O, Cenab-ı Allah'ın emri gereği kim ki mübarek Ramazan ayına kavuşursa o günde oruç tutsun emrine muhatap olmuş ve bu emri yerine getirmiştir. İşte iftar ettiği anda o mümin insan, o Müslüman insan sevinçli olur. İkinci sevinci ise ahirette Cenab-ı Allah'ın bu oruç karşısında bu farziyeti, bu emri yerine getirmenin karşılığında vermiş olduğu sevabı, vermiş olduğu ecri gördüğü zaman o oruçlu insan bir kez daha sevinecektir. Evet değerli dostlar, bütün ibadetlerin insanlara kazandıracağı bir ecir vardır ve o ecir, o mükafat belirlenmiştir. Birden ona, ondan 700'e kadar. Lakin oruç böyle değil. Oruçla ilgili olarak kutsi bir hadis-i şeriflerinde Yüce Rabbimiz, oruç benim içindir, onun mükafatını da ben vereceğim diye buyurması orucun ne derece önemli bir ibadet olduğunu bizlere göstermektedir. Yüce Rabbim, şu mübarek Ramazan ayında tutmuş olduğumuz mübarek oruçları mübarek eylesin, feyizli eylesin, bereketli eylesin ve bizim dünyada ve özellikle de uhrevi alemde sevincimize vesile olsun. Değerli dostlar, acaba Yüce Rabbimiz hepinizin takdiri ki bu dünyaya kendisine ibadet etmek gayesiyle, amacıyla bizleri gönderdi. 5 vakit namaz kılmakla bizleri sorumlu tuttu. Ramazan ayında oruç tutmakla bizleri mükellef kıldı. Vermiş olduğu mallardan zekat vermemizi bizlere emretti ve benzeri ibadetlerle bizleri sorumlu tuttu. Acaba Allah niçin bizlere bu ibadetleri emrediyor? Bundaki hikmet, bundaki gaye, bundaki amaç nedir? İşte değerli dostlar, biraz sonra çok değerli konuğumla birlikte bu soruların cevapları üzerinde bizler sohbetimizi şekillendirmeye çalışacağız. Konuğum, misafirim ise çok değerli hocam, muhterem hocam, çok da sevdiğim bir insan. Halilye ilçe müftüsü Abdülhakim Üz Beyefendi aramızda. Geçmeden önce kelamların en güzeli olan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayalım programımıza arzu ederseniz. Değerli dostlar, saatler 17.30'u gösterdiği zaman bizler her zaman olduğu gibi Edesa TV ekranlarında Edesa'da iftar programıyla huzurlarınızdayız ve programımızı Kur'an-ı Kerim'le başlıyoruz ki Kur'an-ı Kerim tilaveti için Mehmet Halil Mermer hocam aramızda, İmam Hatip kendisi. Buyursunlar sayın hocam. Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن
في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم الفاتحة Evet, bu güzel Kur'an-ı Kerim tilavetinden dolayı İmam Hatip Mehmet Halil Mermer kardeşimize çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hocam ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Allah razı olsun. Muhterem Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz inşallah Sayın Teşekkür Hocam. Teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Siz de iyisiniz. Hamdolsun bizler de iyiyiz hocam. Sağlığınıza dua edeceğiz inşallah. Mübarek Ramazan ayı içerisindeyiz Muhterem Hocam malumunuz. Ramazan ayı denildiği zaman elbette ki en büyük özelliklerinden birisi de Ramazan'ın kendine has bir takım ibadetlerle gelmesi. Evet, bir insan olarak elbette ki bizde bütün hayatımız boyunca
Rabbimize karşı ibadetle sorumluyuz. Lakin Ramazan'da oruç tutuyoruz, teravih namazı kılıyoruz, hayır ve hasanatlarda bulunuyoruz. Muhterem Hocam, evvela şunu sormak istiyorum ki, Allah bizi kendisine ibadet etmek gayesiyle, amacıyla yarattı. Allah'ın bu ibadetlerimize ihtiyacı da yok. Lakin neden bizi ibadetle sorumlu tutmuş? Dilerseniz bu şekilde bir giriş yapalım. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Ben de öncelikle bizleri izleyen, dinleyen herkesin Ramazan'ını tebrik ediyorum. Allah Celle Celaluhu bu ayı içindeki ibadetlerle şuurlu bir şekilde dolu dolu geçirmeyi hepimize nasip ve müyesser kılsın inşallah. Amin inşallah hocam. Allah ibadetlerimizi bizlerden kabul eylesin. Şimdi Allah Celle Celaluhu insandan daha şerefli, ondan daha değerli, daha güzel bir mahluk yaratmadığını bizlere Kur'an-ı Kerim'in farklı ayetlerinde haber verir. Evet. Malumunuz Tin suresinde insanın en mükemmel kıvamda yaratıldığı ahsen-i takvim ifadesi yer alır. Bir başka ayette Allah Celle Celaluhu وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَن۪ي آدَمْ Adem'in çocuklarını, yani Adem oğullarını kerem sahibi kıldık, onlara ikramda bulunduk. Evet. Yine bir başka ayette Allah Celle Celaluhu emaneti dağlara, yeryüzüne, daha nice diğer varlıklara, semavat alemine tevdi etmek istediğini, ancak bunu insan üstlendiğini, bunu insana verdiğini buyurur. Bu emanet akıl emanetidir, yeryüzünü idare etme emanetidir. Allah-u Teala bu kadar insanı şerefli, değerli kılmıştır. Aynı zamanda insana irade vermiştir. Evet. İnsandan başka irade sahibi başka bir canlıdan bahsedemeyiz. Melekler dahi mesela iradeleri tamamen ibadet ve taate yöneliktir. Şer işleme, kötülüğe yönelik bir iradeleri yoktur. Yani bizim Cenab-ı Allah'a karşı sorumlu olmamızın temel sebebi hocam akıl sahibi ve irade sahibi olmamız mı gelmektedir? Tabii. Yani Allah Celle Celaluhu belki de işte insanın üstlendiği emanet bu akıl nimeti emanetidir. Bu akıl ve düşünce kabiliyetiyle yeryüzünü idare etme kabiliyeti insanı aynı zamanda bir mesuliyet, bir sorumluluk altına koymuştur. Evet. Kime karşı? Kendine karşı önce. Rabbine karşı, topluma karşı. İnsan sorumlu bir varlıktır. Ki Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetindeki takva kelimesi aslında sorumluluk bilinci olarak Türkçemize nakledilmiş gayet de yerinde bir tabir. Zira kişi لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ evet. Ki Allah'a karşı sorumluluk bilincini kuşanasınız. Yani siz sorumlu bir varlıksınız. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu yerde ve gökte her ikisinin arasındaki nice varlıkları insanın hizmetine vermiştir. İnsan emrine amade etmiştir. Bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet vardır. Yani Allah görünür görünmez nimetleri size amade kıldı. Peki bu nimetleri veren Allah insanı öyle rutin, başıboş dilediği zaman dilediğini yapacak türden değil, ona bazı sınırlamalar, bazı sorumluluklar, bazı mesuliyetler vermiştir. Elbette. Bunu da sorunuzdaki kısma dönecek olursak, ihtiyacı olduğu için değil, yine insanın menfaatine, sadece insanın kendisine değil, hemcinslerine karşı, yani bütün dünyadaki diğer insanlarla muamelesinin nasıllığı üzerinden ibadetler aslında eğer hikmeti aranacaksa aranmalıdır. Yani Allah
kendisini günde 5 vakit anmamızı, namaza durmamızı emretmiştir. Namazda belirli dualar okunur, kıraatı vardır, bunun kıyamı vardır, rükû vardır, secdesi vardır. Ki biz bunu Peygamberimizden gördüğümüz şekilde yapıyoruz. Bunları Allah niye bizden istedi? İçinde dile getirdiğimiz sözcükler vardır. Allah'a verdiğimiz sözler vardır. O sözleri yerine getireceğine dair vaatlerde bulunuyoruz. Yani hocam, namaz dediğimiz şey, sizden öyle anlıyorum, namaz dediğimiz şey sadece belli bazı hareketleri yapmak değildir. Bazı manalar vardır, öyle mi? Aslında hiçbir ibadet öylesine şekli olduğu gibi değildir. Bütün ibadetlerin, eyvallah, ister mali, ister bedeni, ister her ikisiyle yapılan bütün ibadetlerin bir mesajı, bir hikmeti vardır. Evet. Bu hikmete mebni olarak yapılmadığı zaman şekli oluyor ki o zaman işte toplumda meydana gelen aksaklıklar, problemler, türlü türlü sıkıntılar aslında bu ibadetlerin gerçek manada yerine getirilmediğinin de işaretidir. Yani biz namazda Allah'a kıraatte Fatiha'yı okurken söz veriyoruz. Sırat-ı müstakimden ayrılmayacağımızı ve ondan talepte bulunuyoruz. Ne olur bize bu yolu göster. Nasıl yaşayacağımızı bize göster diye Allah'tan bir talepte bulunuyoruz. Şimdi bunu sadece istemek yetmez. O vermiş, işte yerine getirmek lazım. Evet. Bunun pratiği nedir? Biz namazda Allah'a verdiğimiz sözü çarşıda, sokakta, pazarda, evde, iş yerinde yerine getirmemiz lazım. Yani dünyayı Allah'ın kullarına yaşanabilir hale getirmektir ibadetin pratiği. Eyvallah. Dolayısıyla buna siz sırasıyla namaz gibi orucu da böyle düşünürsünüz, zekatı da, haccı da, günlük insanlarla olan muaşeretimizdir bunun tezahürü. Evet. Şimdi Ramazan ayındayız. Oruç, siz demin programın açılışında meşhur bir kutsi hadisin mealini verdiniz. Yani Allah Celle Celaluhu orada وَالصِّيَامُ لِي وَاَنَا اَجْزِي بِي. Oruç benimdir ya da oruç benim için tutulur. Evet. Onun mükafatını ben veririm. Şu soru akla gelmez mi? Namaz da Allah için kılınıyor. Hacca da Allah için gidilir. Zekat da onun için verilir. Zaten onun için olmayan bir şeyin değeri yok ki. İbadetlerin ibadet olabilmesi için rıza sadece Cenab-ı Allah için olması lazım. Peki, evet. Orucu diğer ibadetlerden farklı kılan. Aynen. Çok güzel bir konu. Aslında bu biraz deruni bir manaya sahip bir biraz tasavvufi, biraz da felsefi bir manası vardı bunun. Hı hı. Şimdi buradaki وَالصِّيَامُ لِي tabi bu bir yorumdur. Evet. Yani benim anladığım, benim de okuduklarımdan anladığım. Hı hı. Zira bu şekilde anlayanlar olmuş. Oruç nedir? Aç kalmaktır değil mi? Yani yememektir, içmemektir. Evet. Yani şimdi her ne kadar biz buna başka manevi anlamda diğer organlarımızı da muhafaza etmeyi koysak da temel şeyi, oruç dediğiniz zaman aklına gelir, aç kalmak gelir. Ya, fıkıh kitaplarda onun tanımına baktığımız zaman yememe bu şekilde. Yememe ve içmeme. Yani aynen. İmsak ile iftar arası, hı-hı, yeme ve içmeden insanın kendini alıkoymasıdır. Evet. Peki yemeyen, içmeyen, yememe, içmeme vasfı kime aittir? Allah'a aittir. Evet. Allah Celle Celaluhu وَالصِّيَامُ لِي yani yememe ve içmeme vasfı, sıfatı bana aittir. Benim kulum günün bir kısmında yani 15 saat, 17 saat zaman diliminde aç kalarak bu ilahi vasfa yakın. Zira Allah'ın bazı sıfatları kullarda da vardır. Mesela el-alim sıfatı, mesela alim sıfatı,
semi sıfatı, basir sıfatı biz de biraz görüyoruz değil mi? Evet. Biz de biraz duyuyoruz yani sonuçta bu Allah'ın es-semi sıfatının artık milyonda ne kadar ise bizde bir tezahürü bizim de duymamızdır. Dolayısıyla kişi Allah'a olan imanından dolayı bu ilahi emri yerine getirerek yememesi, içmemesi Allah'ın kendisine helal kıldığı, normal şartlarda helal kıldığı evdeki, dolaptaki gıdadan, sudan kendini alıkoyarak aç kalması bu ilahi vasfı tadına varma, yani yememe, içmeme Allah'ın bir özelliğidir ya. İşte Allah Celle Celaluhu benim kullarım madem bu vasfa yakın bir ibadette kendini Rablerine yakın hissetmeye çalıştılar, bu benim bir özelliğimdir. Onu ayrıca mükafatlandıracağım. Evet. Bunu bu şekilde anladığımız zaman diğer problemler de çözülür. Yani oruç benim için tutulur ya da oruç bana aittir. İdiyeleri de Allah'a aittir. Hepsi de onun için yapılır. Bu bir yorum. Ben böyle yorumluyorum. Şöyle de anlamak mümkün mü? Onu da sizden öğrenmek isterim muhterem hocam. Tam da konu bu noktada hareket ederken. Şimdi şöyle bir yorum da yapılıyor buna ekstradan. Mesela diğer ibadetlere, mesela namaz olsun, hac olsun, zekat olsun vesaire diğer ibadetleri yerine getirdiğiniz zaman olabilir ya o ibadetlerinize bir gösteriş, bir riya karışabilir. Evet. Lakin orucu işte bu noktada namazdan, zekattan, hacdan ve diğer ibadetlerden ayırt edici bir özelliği var. Bir insan istese insanların göremediği tenha bir yere çekilir, yiyebilir, içebilir. Evet. Lakin bu insan topluluk içerisinde yemediği gibi muhterem hocam yalnız kaldığı zamanda hiç kimsenin görmediği bir anda da yemiyor, içmiyor. Belki de bunun da bir etkisi var mı? Hani oruç benim için en meşhur olan da budur. Evet. Benim söylediğim çok yani hani kenarda köşede kalmış bir mana gibi ama bana göre çok ben de bir şey bir öğrenmiş oldum evet. Bu arada muhterem hocam. Yani eyvallah. Bu söylediğiniz gerçekten en meşhur olanıdır. Yani söylerler. Yani niye oruç? Oruçlar riya karışmaz denir. Yani riyadan en uzak bir durumdur. Hatta anlatılır selef uleması nafile oruç tuttuklarında oruçlu oldukları anlaşılmasın diye dudaklarına yağ sürdükleri nemlendirici böyle hani kurumasın. Bu kişinin niyetine göre tabii ki doğrudur. Dediğiniz manada tabii müsellem bir manadır. O da tabii ki söz konusudur. Ama onunla beraber bu manayı da yabana atmamak lazım. Eyvallah. Şimdi aslında ibadetlerin tamamı inşallah sözüm yanlış anlaşılmaz. Yani ben tabirde inşallah hata etmem. İbadetlerin tamamı haddi zatında insanın nefsin daha doğrusu psikolojik isteğine ve insanın biyoloji yapısına aykırı talepte bulunur ibadet. Yani mesela örneklendirecek olursam daha iyi anlaşılır. Hiç kimse imsak vaktinde abdest almaktan zevk duymaz. Yani nefis demek istiyor. Yani şimdi derler ya böyle açık net konuşalım. Şimdi hele havanın soğuk olduğu dönemlerde yani siz imsak vaktinde yani insanın nefsi bundan haz almaz. Yani ibadetlerin insan üzerinde bir ağırlığı söz konusu. Yani evet. Namazda da aynı yani şekilde. Yani innaha lekebiratun illa alel haşi'in diyor Allah. Evet. Ayettir. Ağır geliyor. Kime ağır? Nefse ağır geliyor. Nefse ağır gelir elbette. Bu abdest için mesela zekat ayındayız aynı zamanda. Her ne kadar yani zekat yıl dolduktan sonra veriliyor ama halkımız Ramazan'daki sevabın kat kat olmasından dolayı zekat takvimini de Ramazan'a göre ayarlamıştır. Allah Celle Celaluhu inşallah bu ayın ecrini, mükafatını kat kat içindeki ibadetlerle de onlara nasip eylesin. İnşallah. Mesela zekatı. Siz gidip çalışıyorsunuz, kazanıyorsunuz. Nefsani düşündüğünüz zaman, işin nefis boyutuna baktığınız zaman ya da rasyonel diyelim ki, aklani düşündüğünüz zaman yani benim kazancımı ben niye başkasıyla paylaşayım? Ama Allah yerine göre diyor ki %2,5, yerine göre işte 10'da 1, yerine göre 20'de 1,
işte hayvanlarınki işte 40'da bir, 30'da bir vereceksin. Kime? İhtiyaç sahiplerine. Hı hı. Bu nefis ister mi? İstemez. Ağır gelir tabii. Ağır geliyor. Orucun örneğini zaten orucu konuşuyoruz. Yani siz 15-17 saat aç kalıyorsunuz. Bütün gıdalardan, helal gıdalardan kendinizi mahrum bırakıyorsunuz. Evet. Bu nefsin hoşuna gider mi? Ağır gelir. Gitmez. Aynı şekilde hele mesela en büyük meşakkatli olan meşakkatli hac ibadeti düşünelim evet. Mesela. Bugünün şartlarında yüz binlerce para ödüyorsunuz, gidiyorsunuz. Yani nefis bunu ister mi? Hem para ödüyorsunuz hem de gidiyorsunuz hocam. Bir eziyeti söz konusu ve değil mi? İşin diye tabii nefsin cazibesine dair hiçbir şey yoktur haçta. Bakın. Evet. Nefsin cazibesine dair hiçbir şey yoktur. Tamamen ibadete gidiyorsunuz. Aynen. Bazen ifrat hacı yapanlar olur. Yani bir ay 40 gün ihramda kalıyorsunuz. Evet. Ama niye? O bir icabettir. وَاَذِّنْ فِي النَّاسِ لِلْحَجِّ buyur Allah Celle Celle. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ Allah böyle bir emir buyurmuştur. Şimdi bütün bunlarda o halde insan şunu düşünür. Evet, nefsim bunu istemiyor ama Rabbim emrediyor. Nefsime ağır geliyor ama bu ilahi bir emirdir. Hı hı. Ben yerine getirmeliyim. İşte insan bu iki iradeden bahsediyoruz. Yani hem iyiliğe giden, götüren ve cennete yaklaştıran irade hem anı yaşa. Yani bugün yaşa, nefsi ve diğerlerini dinle dediği irade arasında tercih burada önemlidir. İnsanın tercihi Allah'ın emirlerine yönelik ağır bastığı zaman işte eşref-i mahlukat dediğimiz ikram sahibi olan, Allah'ın kendisine ikramda bulunduğu, değer verdiği ve meleklerin de mertebesinin üstüne çıktığı bir dereceye nail olur ki işte bu da kişinin iradesinin hayırdan yana kullanmasındandır. Evet. Şimdi bütün bunları niye yapıyor insan? Peki bir insan düşünün, hani gece kaim, gündüz saim tabiri. Yani ibadetinden, yani farzların yanı sıra nafile ibadetlerini yerine getiriyor. Evet. Nafile oruçlar, zekat, bu ibadetler onda bir değişim meydana getirmeli. Evet. Allah bunu istiyor bizden. Yani kıyamet günü Allah Celle Celaluhu özetle bizden selim, sağlıklı, temiz bir kalp ile huzuruna çıkıp çıkmadığımızı bizden isteyecek. Ayet-i kerimede يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَ اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَل۪يمٍ Şimdi oruç tutmuşuz, namaz kılmışız, zekat vermişiz, türlü türlü ibadetler yapmışız. Ama bunlara riyayı, bunlara sum'atı, bunlara farklı farklı birileri duysun, görsün ya da zekat vererek başa kalkmışız ya da insanlarla muamelemiz istenilen seviyede olmamış, biz insanlara hayatı zindana dönüştürmüş isek, Allah bizim o ibadetimize bakmayacak. Eyvallah muhterem hocam. Tam da çok güzel noktalara değiniyorsunuz hocam. Doğrusu sözünüzü de kesmek istemiyorum. Lakin kısa bir araya gireceğiz muhterem hocam. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Değerli dostlar, kısa bir ara sonra yine biz burada olacağız inşallah. Değerli dostlar, Edesa TV ekranlarında Edesa'da iftar programıyla huzurlarınızdayız tekrar. Konuğum, misafirim, değerli hocam, Halile İlçe Müftüsü, Abdülhakim Öz hocam. Programın birinci bölümünde muhterem hocamız bizlere Cenab-ı Allah'ın mükemmel bir şekilde yaratmış olduğu insanı, keza mahluklar içerisinde en şereflisi olan insanı başıboş yaratmadığını, ibadet için yarattığını ve bu ibadetlerin de bizlere sağlamış olduğu birçok faydalarından, hikmetlerinden söz etti. Ve sözü oruca getirdi ki oruçta da büyük hikmetler söz konusu. Özellikle dikkat çekici olan nokta hadis-i şeriflerinde, kutsi olan hadis-i şeriflerinde Cenab-ı Allah'ın oruç benim içindir, onun mükafatını da ben vereceğim hadisiyle ilgili yapmış olduğu yorumdu. İşte yine ikinci bölümle huzurlarınızdayız ki muhterem hocamın o güzel sohbetinin devamında bakalım bizler
neyle karşılaşacağız, bizleri neler bekliyor? Muhterem Hocam, evet. Devam edelim inşallah. Teşekkür ediyorum. Şimdi ayet-i kerimeyi okumuştum. Allah Celle Celaluhu, yani bizim ibadetimizin çokluğuna, malımızın, bizim kavmimizin, aşiretimizin çokluğuna değil, bizim şahsiyetimize ve bizim ona ne ile gittiğimize bakacaktır. Hı hı. Zira Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde ilahi huzura herkesin tek başına çıkacağı vurgusu yapılır. Evet. وَيَتِينَا فَرْدَ Tek başına gelecek ve ona bir hesabını verecek. Şimdi ayette يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ Aslında buradaki mal ekonomik güçtür. Benun da yerine göre siyasal güç olabilir, yerine göre kişinin akrabalık bağının dünyada işte çok yüksek olması, kalabalık olması, zaman zaman onunla övünmesi. bunların hiçbir fayda sağlamayacağını Allah buyurur. Evet. İlla men etallaha bi kalbin selim. Sağlıklı, buradaki sağlıktan kasıt yani manevi anlamda sıhhatli, temiz bir kalp ile Allah'a gelen kişiler müstesna. Bunlar kimlerdir? Bunlar dünyada yerine getirdikleri ibadetleri, tuttukları oruçları, kıldıkları namazları, verdikleri zekatları vesaire ibadetleri Rıza-i Bari'ye yönük, dönük olarak hayatı insanlara kolaylaştıran kimselerdir. Zira Allah Celle Celaluhu başka hadislerde de ifade edilir. Onun bizim namazımıza, oruç için bizim aç ve susuz kalmamıza ihtiyacı yoktur. Onun ihtiyacın olmadığını bizlere hem kendisi hem Resul-i Ekrem hadislerde bize ferman buyurur. O halde bu bir şahsiyet oluşturma, kişilik oluşturma, ahlaki olgunluğa erdirme eğitimi ameliyesidir bu ibadetler. Evet. Yani bu ibadetlerin her birisi kişiyi olgunlaştırma ameliyesidir. Yani bu çabası. Bütün ibadette için geçerli tabii, değil mi hocam? Kesinlikle. Namaz, zekat, oruç, hac vesaire. Hiçbir ibadet hikmetsiz, öyle yüzeysel, şekilsel değildir. Yani bunu belki evet siz dünyada bunu yapmakla üzerinizdeki yükü kaldırmış olursunuz. Mesela İslam hukukunda diyelim ki sosyal adaletin gerçekleşmesi için devlet dilerse zekat memuru diyelim görevlendirir ve zenginden zekatını alınıp fakirlere verilmesini devlet eliyle bu yapılır. Evet. Siz bunu verirsiniz. bunu yerine göre gelir, vergi olarak verirsiniz. Ama niçin verdiğiniz önemlidir burada. Yani bu yükten kurtulmak, işte verdim kurtuldum demek vardır. Allah'ın bana verdiği bu imkanı ki beni veren el yapmış, veren el olmanın huzuruyla şükrün edası olarak mı verdim? Yoksa başa kalkarak, hakaret ederek, üzerek mi verdim? Çok önemlidir. Namazı, işte birileri görsün, birileri duysun, işte ben cami cemaat ehliyim diye mi kıldık? Gerçekten geceleyin hiç kimsenin bizi görme ihtimalinin ev halkında olmadığı bir saatte kalkıp onun için mi kıldık? Bu yani son derece önemli. Bunlar son derece önemlidir. Ve bunlar şekillendirir bizim kıyametteki konumumuzu, durumumuzu. Yani Allah'ın huzurunda nerede duracağımızı, onun arşının altındaki o gölgesinde mi duracağız? Ki bununla alakalı Resul-i Ekrem bize müjdeyi verir. Yani mesela kalbi mescitlere bağlı olan bir kişinin örneği verilir. Buradaki kalbi mescide bağlı olma, yani işini gücünü bırakmış sadece namazı gözetiyor anlamda değildir. Öyle olsa hayat devam etmez. Tabii ki işini yapacaktır. Ama namaz, ibadetler onun manevi
duyguları onun hayatındaki insanlarla iç ve işlemlerini şekillendirdiği için hayatın merkezindedir onun namazı, onun diğer ibadetleri. Evet. Yani bir mesela şu anda özellikle ülkemizdeki her kesimin en çok şikayet ettiği bu fiyat pahalılığıdır. Daha doğrusu dengesizliğidir. Yani siz bir eşyayı bugün alıyorsunuz diyelim ki A fiyatına, yarın bu fiyatın değiştiğini görüyorsunuz. Bununla alakalı ne yetkili kurumlardan bir açıklama geliyor, yani biz buna şundan dolayı zam yaptık, böyle bir şey yok. Tamamen bizim ahlaki olarak olgunlaşmayışımızın bir göstergesidir. Yani krizleri fırsatlara dönüştürmenin menfi yönünü yaşıyor insanlar. Peki namazın kendisini olgunlaştırdığı, evet, orucun bu özellikleriyle hayatına yön verdiği bir insan, bir işveren, bir esnaf, hı hı, bir liraya aldığı bir şeyi 100 lira verebilir mi? Ha, normal şartlarda İslam'da evet belki yani serbest piyasanın olduğu bir dönemde diyebilirsiniz. Yani kar sınırlandırması yoktur. Ancak toplumun böylesi özellikle felaketlerle karşı karşıya geldiği dönemlerde insanların kimisinin ihtikar stoklama yapması, kimisinin birine bin demesi her şeyden önce ahlaki değildir. Bir de haramdır hocam. Yani bu böyle bir kazanç haramdır. Oysa ki oruç ibadeti öyle bir ibadettir ki bize bu şuuru, bu bilinci kazandırır. Bu ahlaki temel niteliği kazandırır. Normal şartlarda düşünebiliyor musunuz muhterem hocam? Yani yemeniz, içmeniz, helal olan yiyecekler sizin önünüze geliyor ve sizin de ihtiyacınız var bunlara. Lakin ezan sesi duymayana kadar siz o helal olan sıvılara, yiyeceklere elinizi uzatmıyorsunuz. Ta ki ezan okunana kadar. Dolayısıyla normal şartlarda kendisine helal olan bu yiyeceklere, bu içeceklere el dokundurmayan insan, yani Allah'a karşı sorumluluğunu kazanmış, bilincini kazanmış bir insan nasıl olur da insanlara karşı haksızlık yapabilir ve haram yiyebilir, değil mi muhterem hocam? İnsan nasıl böyle bir şekilde kendini aldatabilir ki? Yani evet, ben benim malım değil midir? İstediğim fiyata satarım. Mesela özellikle Ramazan'la bütünleşen, bir Ramazan kültürü haline gelen pide ekmeği örneği aklıma geldi. Hı hı. Geçenlerde bir hoca arkadaşımız bir paylaşımda bulmuştu. Ramazan hilalini aramaya gerek yok, biraz ironi yapmıştı. İşte eğer et fiyatlarında bir yükselme olduysa tamam, Ramazan gelmiştir. Evet hocam. Aslında burada biraz haksız değil, değil mi hocam? Haklıdır. Mesela Ramazan'ın gelişiyle ne oluyor da neden Ramazan pidesi, yani onun neden bu kadar pahalı hale geliyor? Sadece pide değil. Ya da diğer diğer yiyeceklerde aynı şey. Yani Ramazan bir terbiye ayıdır. Ha, bunun bize bakan yönü de vardır. Bizim yani herkes kendi nefsini kastetsin, aç gözlüğümüzle. Yani Ramazan geldi mi sanki bir besiye gireceğiz gibi. Bir beslenme ayı değildi ki Ramazan. Yani Ramazan nefis terbiyesi ise bizim 16-17 saat aç kalma eğitimi ise ondan sonra iftarımızı açmakla sahura kadar yemek yiyeceğiz. Onun için stoklar, onun için türlü türlü şeyler almak, bunlar da bize bakan yönüyle normal değil. Çünkü yani bu anlamda biz aç kalmadık yani. Ertesi gün akşamına kadar stok yaptık midemize. Hem sağlığımız için zararlı, hem ruhumuz için zararlı. Bir de bunu satanlara gelince, ya neden? Yani sizin malınız diye bunu bu kadar pahalıya satmak ahlaki değil. Madem biz, bakın Allah sorumuzun, daha doğrusu sohbetimizin ana konusunu teşkil eden Allah'ın ibadetleri bize farz kılmasının hikmeti nedir? Yani buna bir ihtiyacım var ki farz kılmasın? Haşa. Bizim ihtiyacımız var bilakis. Allah namazı da, orucu da, zekatı da ve haccı da. Bizim
hem cinsimizi düşünerek hayatı onlara kolaylaştırma adına eğitim alıp olgunlaşmamızı istedi bize. Herkes. Eyvallah. Allah bunu bir kesimden istemedi ki. Zenginden de istedi, fakirden de, gencinden de, yaşlısından da, herkesi durumu ve konumuna göre mükellef kıldı ve birbirine karşı sorumlu tuttu. Eyvallah. İnsanlar öncelikle kendi bedenleriyle ve ev halkıyla, toplumuyla barışık olmadığı sürece Rabbi ile barışık olamaz. Öyle münferit ve münzevi hayatı yaşayıp insanları kendine düşman ederek Rabbi dost edinemez. Evet. Ve bunu Allah da istememiştir. Yani hocam, Cenab-ı Allah'ın rızalığı insanların rızalığına mı bağlı? Kesinlikle. Yani şu yanlış anlaşılmasın. Yani ya toplum başka başka şeyler, hiçbir zaman istisnalar bu tür kaidelere girmez. Toplumun örfü bellidir. Bu halk Müslümandır. Hiç uçlara, şaz görüşlere gitmeye gerek yok. Bu toplumu razı eden, ailesini razı eden, Rabbini de razı etmiştir. Ben namazımı kılarım, orucumu tutarım ama aynı zamanda evde çocuğun kalbini kırarak, hanımına hakaret ederek, bir aynı şey hanımın erkeğine karşı da söz konusu. Yani eşlerin, evet, birbirlerine olan muameleleri, ebeveynin çocuklarına karşı olan muameleleri ya da gençlerin büyüklere karşı olan saygı durumu, bunların tamamı ibadet üzerinde şekillenmeli. İbadet bunları şekillendirip, yani büyüklerin küçüklere sevgisi, küçüklerin büyüklere hürmeti, hizmeti, nezaketi, bunlar nereden geliyor? Bunlar bizim Rabbimize karşı olan sorumluluk bilincimizi kuşanmamızdan geliyor. Yani bunlar birbirinden ayrı düşünülemez. Ben namazını kılayım, Rabbimi razı edeyim, gerisini canı cehenneme, böyle bir şey yok. Böyle diyenler de toplumda kayda değer bir şey elde etmemişlerdir. Dolayısıyla bizim kesinlikle, eğer biz Ramazan'ı gerçekten bir mektep olarak ve bir fırsat olarak, çünkü Allah rahmetiyle muamele etsin, geçen Ramazan'da aramızda olup da bu sene olmayan binlerce insan, hele depremde binlerce insanımızı kaybettik. Sel felaketinde ilimizde 20 kadar kardeşimiz hayatını kaybetti. Allah hepsinden razı olsun ve ruhları şad olsun. Amin inşallah. Ailelerine Allah sabırla nasip eylesin. Dolayısıyla insan gittikten sonra bazı şeylerin değerinin farkına varıyor. Allah'ın bize emanet ettiği çocuklarımız, eşimiz, akraba bağlarımız, akrabalık bağları, bunları mümkün mertebe bırakıp koparmayı sıkı sıkıya sağlam tutmamız lazım. Ve başkalarına yönelik kin, buz, haset vesairesini bir kenara bırak, affedici olmalıyız. Zira biz affedilmeyi istiyoruz. Yani hep istiyoruz ki, ya Rabbi elimizi açtı, beni affet. Akşama kadar hatalarımıza karşı biz Rabbimizden aff diliyoruz. Peki niye Allah'ın kullarını affetmiyoruz? Niye küsleri barıştırmıyoruz? Ya da o yönde niye adım atmıyoruz? Nefse ağır mı geliyor hocam birazdan? Tabii ki, yani zaten insanın işte bu ibadetler, yani namaz, oruç ve diğerleri, bunlar nefsi törpülüyor. Nefse gem vuruyor. Ona diyor ki, yani sen Rabbinin emrine karşı bana üstünlük taslayamazsın. Ki eğitilmiş nefis için Allah Celle Celaluhu ya eyyetuhen nefsul mutmainne, artık sahibinin kendisinden razı olduğu ya da şer yönünün hayra teslim olduğu eğitilmiş ve olgunlaşmış nefis, yani bu tasavvuftaki özellikle nefsin mertebeleri anlatılır, evet, olgunlaşmış
mertebesine ulaşmış nefis. Yani hocam nefis denildiği zaman sadece kötü manasında olan nefis anlaşılmaması lazım değil mi? Yani nefis, yani iyi ki var. Yani nefis olmasa insan iradesi söz konusu olamaz ki. Eyvallah. Yani nefsi böyle oraya koyup böyle bir şeytan gibi sürekli, tamam da biz kötü olan yönünü konuştuğumuz zaman böyle, yani dolayısıyla bu bir terbiye ve bir eğitimden ahlaki olgunluğa dönük bir derece kat ettiğinden sahibi tamamen iyilik yönü ağır basar. Ki iyiler yolunun yolcuları nasıl bunu becermişlerdir? Yani sadece nefsi bazen dünyayı böyle bir düşman gibi böyle lanetlemiş gibi görüp de aman kaldı ki onlardan da uzak duramıyoruz. İç içeyiz. Hı hı. Ayrılamayız ki. Yani dünya, biz cenneti dünyada kazanıyoruz. Evet. Ve yine iyiliğin kadrini, kıymetini nefse olan o kötülükle mücadelede kazanıyoruz. İşte Allah olgunlaşmış olan o nefse selam veriyor. İrci'i ila rabbike radiyeten merdiye. Yani Rabbinin sana vereceği nimetlerden sen memnun kalacaksın ve Rabbin de senden razı bir şekilde udhuli fi ibadi ve udhuli cenneti. Gir benim efendim kul, salih kullarım arasına ve buyur cennetime diye kendisine cennetin kapılarını sonuna kadar açık olacağı nefis dünyada ahlaki erdemliliği elde etmiş, olgunlaşmış nefse hitaptır. Dolayısıyla bizim ibadetlerimiz bize bunları, aslında haddi zatında bunlar ibadetler vardır. Ama biz bunun ne kadarını almaya hazırız? Tabi bunun için fedakarlık lazım. Elbette. Yani nefis her zaman tabi yani o olgunlaşmamış haliyle böyle anı ister. Mesela gayb aleminin nimetleri anlatıldığı zaman çok hoşuna gitmez. İster ki ben hemen göreyim. Kella bel tuhibbune l'acilete ve tezerrune l'ahire. Yani nefis diyor ki ben görmek istiyorum. Ama Allah Celle Celaluhu hayatın sadece bu dünyadan ibaret olmadığını, onun muttaki kulları için hazırlanan nice nimetlerin asıl ebedi hayata olduğunu, Allah inan diyor buna. Hı hı. İşte nefsi öyle bir eğiteceksiniz ki, evet fizik ben buna inanıyorum. Evet, var, böyle bir hayat var. Madem böyle bir hayat var, hayatı diğer kullara, bizim bu dünyayı zindana değil, gül bahçesine dönüştürme çabası. Ha olur mu olmaz mı? Bizim çabamız önemli. Biz mesela günümüzün bu sözü olsun. Her birimiz günlük veya bazen biz bir ay geriye de bir çetelesini tutalım. Biz ne yaptık? Hani meşhursuz bugün Allah için ne yaptın? Evet. Biz bunu çevirelim. Allah'ın kulları için hayatı kolaylaştırma adına ne yaptın? Yani kaldırımdaki bir taşımı kaldırıp çöpe attım. O konması gereken yere koyduğum, efendim yoldaki bir yolunu şaşırmış biner yol mu gösterdim, trafikteki aksaklığın giderilmesine yardımcı mı oldum, verilen selamı aldım mı? Aldım mı? Ya da ben aksini, çarşıya çıkarken arabamı nereye park ediyorum? Başkasının arabasının önüne mi? Evet. Başkasının dükkanının önüne mi? Ya da trafik kanmaya sebebiyet verecek bir yere mi park ediyorum? Ya da ben yoldayken yayalara ne kadar dikkat ediyorum? Gerçekten burada çok kaç tane yayanın hocam ahını aldım? Bunun örnekleri çoğaltılabilir. Evet. Dolayısıyla bunlar bizim yani hesaba çekilmeden Hazreti Ömer'e atfedilen bir güzel söz var. Hasibu enfusakum qabl en tuhasebu. Henüz Allah sizi hesaba çekmeden siz kendinizi bir hesaba çekin. Yani bir kontrolden geçirin kendinizi. Bir otokontrol yapın. Yani siz sadece bu dünya hayatı için biz yaratılmadık. Elbette. Bir ilahi proje olan insan ebedi bir hayat için yaratıldı. Sadece 70-80 yıllık bir dünya hayatı için değil. O halde biz 40 yıl yaşı, 50-60-70 biz ne yaptık? Sadece efendim çoluk çocuğun rızkını kazanmak. Yani rızkı Allah verir, inanın biz olmasak da o rızık bir şekilde gelir. Ha, evet. Farklı yollardan gelir. Bu
Bunun örneklerini görüyoruz. Yani depremde Allah Celle Celaluhu bu millete güç kuvvet versin, devlete zarar vermesin. Yani bir şekilde insanlar rızık bulur. Ama mesele rızık mı sadece? Sadece karın tokluğu değil mudur? Değildir. O halde bizim nesil yetiştirmemiz lazım. Neslin yetişmesine yardımcı olmamız lazım. Manevi anlamda biz şahsiyet yetiştirmemiz lazım. Buradaki maneviyattan kastım sadece maddi olmayan, aynı zamanda toplumun geleceğine dair projeler üretmemiz lazım. Neden hocam? Çünkü hayat çok kısa değil mi hocam? Öyle. Aynen. Ve gerçekten bakıyorsunuz yani ömür bitmiş ama o halde biz herkes kendisinden sonra yani nasıl anılacağına dair dile gelse merak eder. Evet. O yüzden Allah Celle Celaluhu Yasin suresinin hemen ilk sayfasının son satırında ölüleri biz diriltiriz buyurur. İnna nahnu nuhyil mevta ve nektubu ma qaddemu ve asarahum. Hem ölmeden önce ne yapıp ettiklerine bakarız, hem de öldükten sonra geride bıraktıkları eserlerine de bakarız. Dolayısıyla biz ne yaptık bu dünyaya dair? İnsan da aynı zamanda hocam dünyadaki yaptığı eserlere bakacak değil mi? Tabii. Nebe suresinin son ayet-i kerimesinde يَوْمَ يَنْزُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ. Ellerinin önceden göndermiş olduklarına bakacak insan da. Ya. Evet. Evet. İşte o kafir olan diyecek ki keşke ben olmasaydım, evet. Bu manzarayı görmeseydim, yok olsaydım. Hı hı. Dolayısıyla bu dünya ahiretimizi şekillendirecek bir mekandır. Eyvallah. Buna göre bizim kendimizle, ailemizle, toplumumuzla geçinmemiz ve mümkün mertebe hayatı Allah'ın kullarına, sadece bakın Müslümanlara demiyorum ha. Evet. Yani benimle muharip olmadığı sürece yeryüzündeki her insana, hatta her canlıya, Allah Resulü ciğer taşıyan her canlıya yapılan iyilik sadakadır, ona yapılan bir şeyde sevap vardır buyurmuyor mu? Evet. Yani her canlıya, hatta bizim, zira Allah yaratmıştır. Yani biz Allah'ın yaratmadığı haşa başka bir şey görebilir miyiz bu kainatta? Göremeyiz. Yani semayı o yarattı, yeri o yarattı, ikisinin arasındakini o yarattı, bütün alemleri o yarattı. Yani dolayısıyla bizim Rabbimize karşı olan şükrümüzün, ona karşı olan hürmetimizin bir tezahürü de onun yarattıklarına karşı bizim muamelemiz öğrendir. Evet. Yani özellikle bunu söylemek isterim. Biz evet gerçekten bu ibadetleri yerine getirirken ibadetlerin pratiğinin de günlük hayatımızdaki insanlarla, canlılarla olan muamelemizi şekillendirdiğini unutmayalım. Bu dediklerinizi tam destekler mahiyetinde. Efendimizin o hadis-i şerifleri aklıma geldi ki muhterem hocam. Hadi Peygamberimiz de oruç ibadetiyle ilgili siz de o konuya değindiniz gerçi. Oruçtan kasıt sadece kişinin, Müslümanın sabahtan akşama kadar aç susuz kalması değildir elbette. Peygamberimiz de bu bapta bir kişi diyor, yalan söylemeyi ve yalanla iş görmeyi bırakmadığı süre içerisinde Allah o kişinin aç ve susuz kalmasına ihtiyacı yoktur. Bu başlı başına aslında bir olaydır. Demek ki oruçtan kasıt, sizin de özellikle üzerinde durduğunuz temel şey bize güzel ahlaki nitelikler kazandırması, güven aşılaması, doğruluk aşılaması değil mi muhterem hocam? Men haşşene feleyse minna diyor Peygamberimiz, bizi aldatan bizden değildir. Lakin muhterem hocam temel problem de bu. Ne güzel sizler açıkladınız biraz önce. Her mahallemizde bir cami var. Her mahallemizin bir camisinin imamı var, müezzini var. Efendime söyleyeyim, günde 5 sefer kulaklarımıza ezan geliyor. Her birimiz Müslümanız elhamdülillah. Lakin bu güzel ahlaki nitelikler ne için aramızda yok? Yani siz hadi o trafikten örnekler verdiniz ya, şöyle olması lazım, böyle olması lazım. Lakin onlar yok, tam tersi var. Sebep ne acaba? Yani tabii sebepler mutlaka çoktur ama bizim özellikle Kur'an ve sünnet terbiyesinden biraz kendimizi uzak tutmamızdan kaynaklıdır.
Yani Kur'an ayetleri aslında o kadar net bir şekilde bizi takvaya davet ediyor ki. Kur'an ayetleri aslında gösterişin hiçbir zaman Allah katında değer kaydetmediğini. Şimdi bu ayeti birisi okuduğu zaman ve ayetin ilahi bir kelam olduğuna inanıyor elhamdülillah toplumumuz. Hı hı. İşte bu bir olur, iki olur, üç olur, onda bir iz bırakır. Yani ben şuna inanırım. İnsan sürekli bir şey yaparsa karakter oluşturur onda. Mesela Allah Celle Celaluhu ayette kurbanla alakalı, haçta kesilen develerle alakalı uzun uzun hususları ferman buyurur akabinde. لَا يَنَالَ اللّٰهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاءُهَا وَلَاكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. Yani kestiğiniz yüzlerce develerin kanı da Allah'a ulaşmaz, eti de Allah'a gitmez. Elbette. Yani ne gider? Sizdeki takvanızdır. İşte takva, yani bu kelime nasıl sihirli bir kelime ise Kur'an'ın birçok yerinde evet, geçiyor muhterem yani, hocam. Evet. Ayetin, Bakara Suresi'nin hemen ilk evet, sayfasında evet, geçiyor. Yani biz bunu söyleyip geçiyoruz, kolayımıza gelir okunması ama yaşanması, hayata geçirilmesi ne hikmetse insanın zoruna gidiyor. Bu da işte bu bizim ibadet konusunda özellikle ibadetlerimizde mesela okuduğumuz Fatiha'yı, Zamm-ı Sureleri, manasını öğrenme cihetine gitme işimizden de biraz kaynaklanıyor. Mesela bir insan mesleği icabı, okulunu okumadıysa dahi turistik eşya satan bir esnaf eşyasını satacak kadar yabancı dili öğrendiğine ben şahit olmuşum. Mesela turistlere çiçek satar, hediyelik eşya satar, işte alışı verişi, parası vesaire bunu yani zaruri ihtiyaçlarını karşılayacak kadar turist bu Almancası olur, İngilizcesi olur. Ben bunun örneğini Konya'da gördüm. Yani Konya Mevlana Camisi'nin etrafında ki bazı vatandaşlar, bunlar ilkokulu dahi okumamış kesimlerdir. Turistlere böyle hediyelik eşyaları satacak kadar İngilizce konuşuyorlardı. Evet. Peki biz neden Fatiha Suresi'nin manasını merak etmiyoruz? Merak zaten bütün her şeyin kapısı yani, açar, anahtarı. Mesela Allah اَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرِ. Bunu niye merak etmiyoruz manasını? O kadar başka şeyleri merak ediyoruz ki, sorularımız o kadar lüzumsuz sorulardır ki, yani zaman zaman müftülüklerimize de gelen sorular olur. Yani insan bu soruları Allah kuluna sormayacak bunun hesabını. Ama merak ediyor. Yani ben efendim işte falanca akrabam bizim eve gelmemişti. Ben de gitmesem ne olur? Üzerinden çıkan böyle garip garip dersin ki buna ne gerek var? Bakın Allah soruyor. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْف۪يلِ. Allah soruyor. أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْد۪ينِ. Evet. Niye merak etmiyoruz? Ne diyor acaba Allah? Mesela أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرِ. Çoğaltma sevdası, evet, biriktirme arzusu sizi Allah'tan ve Allah'ın sizden istediklerinden alıkoyduğu, oyaladığı, oyaladığı, oyaladığı ta ki kabirlere varınca, yani ölünceye kadar. Hatta bu mesajı anlayarak okuyan bir okur, bir okur, bir daha okur, ondan bir iz kalır. Dolayısıyla bizim o yüzden Kur'an ayı diyoruz, Ramazan Kur'an ayı. Yani bu Kur'an ayında sadece mukabele hatmi okuyarak geçirmeyelim, bununla yetinmeyelim. İmkanlar dahilinde ki imkanlarımız var. Tefsirlere bakalım. Bak sadece meallere bakalım demiyorum. Belki meallerde manalar biraz özet geçtiği için işin uzmanı olmayanlar bazı konularda akıllarına farklı sorular gelebilir. Tefsirlere baksalar. Baksak ne olur? Yani biz o kadar mesela bir yemek tariflerine baktığımız kadar bir ayetin tefsirine baksak ne olur? Ya da bugün sosyal medyayı evet, takip ettiğimiz günlük kadar kaç tane mesaj, kaç duruma bakıyoruz? Hepimiz bakıyoruz. Peki onun kadar da ayetlere bakalım.
Bunu yaptığımız zaman biz sevap da alacağız yani. Hayatımız değişecek. Evet. Sevaptan zaten sevap nedir hocam? Sevap bizim topluma yansıyan güzelliklerimizdir. Hı hı. Yani ben ayeti okudum, ayetten bir emir aldım. Evet. Ayetten bir mesaj aldım, onu uyguladım, bu sevaptır işte. Ha bu Allah katındaki derecemi yükseltir. Yoksa sevap böyle hani bir de biriken sayısal bir şeyden öte topluma yansıyan iyiliklerdir. Ve sahibini cennete götürür. Eyvallah hocam. Evet. Muhterem hocam, sohbetinize doğrusu doyum olmuyor ama inanınız yani 2 dakikada böyle bitirme şey yapmışız, eklemişiz hocam. Allah sizden razı olsun. Değerli dostlar, evet bugün konuğumuz Edesa'da iftar programında Halile ilçe müftümüz Abdülhakim Üz hocam aramızdaydı. Ve bugün kendisiyle ibadetlerdeki hikmetlerden söz ettik. Umuyorum ki inşallah Yüce Rabbim bizleri de sizleri de istifade eden, faydalanan kullarından eylemiştir. Lakin programı kapatmadan önce muhterem hocamdan da son bir şey daha rica edeceğiz ki o güzel sesiyle, oruçlu ağzıyla şöyle bir dua yapsın da duaları inşallah Yüce Rabbim tarafından kabul olur ve bizler o dualardan da efendim bir kul olarak istifade ederiz. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olun diyorum. Buyurun Sayın Hocam. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İlahi Rabbil Alemin, sana hamdolsun, sana şükürler olsun, bizleri bu mübarek aya ulaştırdın. Ya Rab, Ramazan ayının kadrini, kıymetini bilenlerden eyle ya Rabbi. İlahi Rabbil Alemin, kıldığımız namazlarımızı, teravih namazımızı, orucumuzu, sahurumuzu, iftarımızı sen kabul eyle ya Rabbil Alemin. Senin rızan için ibadet eden kullardan eyle ya Rabbil Alemin. Hayatımız, her yaşantımız, yaşantımızın her alanı senin rızana uygun olsun ya Rabbi. Bizi doğru yolun yolcuları arasına ekle ya Rabbil Alemin. İlahi bize dünyada da güzellikler ihsan eyle, ahirette de güzellikler ihsan eyle ya Rabbi. Bizleri cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbil Alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem lillahi ve li rasulihi el Fatiha.